iPhone 3GS 18.2.3 çıkmış. Hemen gidip bakmalıyım dedim ve yoldan geçerken adresi sonra 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 burayı buldum. Apple'ın mağazasındayım ve e, evet elmalardan da gördüğünüz gibi e, buradan iPhone 3GS 18.1813.2'yi inceleyeceğiz. Bakalım e, neredeymiş. Şimdi mağazayı bulduk. Apple yazıyor. Elma resimleri falan var. Bir girelim bakalım. O perde takmışlar lan. Vay vay vay. Bu demek ki kesin Türk bayi. Burayı Türk işletiyor. Apple'ın Türk bir bayisi. Neyse. Şöyle. Hep niye ben kayıttayken? Niye ben kayıttayken ya bam yağmur yağıyor? Bunu bana bir söyle ya. <laughs> Gitti yağmur. Yağmur en sevmediğim şey ya. Kökten kapatacağım bir gün şunu ya. Ana. Burada lan. Gelmiş aynen iPhone 18.3G.S bilmem kaç. Gelmiş. Bunu hemen denemeliyim. Hemen hemen hemen. Allah dur lan hemen denemeliyim bunu. Al. Evet. Çok heyecanlıyım şu an. Dur kapıları kapat. Ve açalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet açtık iPhone'umuzu. Hadi menüsü gel. Menü gelsene menü. Menüsü gelmiyor. Hah Geldi. Evet şu an ayarlarına giriyorum. Ve ne diyor? Textures diyor. tek Text, Textures diyor. Her şeyler. Dokusu diyor. iPhone'un dokusunu diyor bunu ayarla diyor. Dur bakalım. Background var. Screen var. Background. Vay vay vay. Arka plan seçiyoruz hani. Vay şu güzelmiş ya dördüncü. Neyse biraz daha bakalım. Neler var neler yok. Siz de şöyle bir görün. Evet bak şu teknolojiye hayran kaldım. Onuncudan sonrası mor. Bak bu teknoloji hiçbir teknolojinin son harikası bu şu an. Ee, onuncu arka plandan sonra hepsi mor. Normalde hepsi değişik olur değil mi? İşte bu da bu modun özelliği güzelliği yani teknolojinin son harikası. Onuncudan sonra hepsi mor. Bu güzel bir özellik tabi. Bunu özenerek yapmışlar. Neyse biz şöyle ee, şaka bir yana şunu arka plan yapalım. E, şunu da şöyle cırtlak olmasın beyaz yapalım. Bence şu an çok güzel oldu. E, change code diyor. Ha şifre koyma şeyi. Tamam bak şimdi telefona böyle şifre koyabiliyoruz. Kodu 10 yapıyorsunuz. Change kod diyorsunuz. Buradan kodunuzu ayarlıyorsunuz. Ben bir Galatasaraylı olarak 1905 yapacağım. E, lütfen Fenerbahçeliler, e, Beşiktaşlılar ve Trabzonsporlar veya başka bir takımın fanatik taraftarları veya normal taraftarları yani başka bir takımı tutanlardan özür dilerim yapıyorum bunu. 1905. Kendi takımım Galatasaray olduğu için şifremi 1905 yaptım. Ve şu an iPhone'um artık şifreli oldu, kilitli oldu. Benden başkası açamayacak. Zaten üstüne sahibi ben. Batu 05 yazıyor bakın. SD kart olayını birazdan anlatacağım. SD kart dediğimiz şey şöyle göstereyim. 1905 olarak gireyim şifremi. Bu arada bu iPhone kırılabiliyor. Bunu her açtığınızda şöyle size açılma şeyi yazıyor. Open it bakın orada 2x yazıyor. Bunu bir kez daha açınca mesela orası 3x olacak. Bakın şimdi. 3x oldu. Gördünüz mü? Bu böyle bayağı açınca kırılmaya e, yöneliyor yani böyle kırılabiliyor ileride. E, Bunun da tamir etme yolları falan oluyor. Onları eğer videonun sonunda bakarız, deneriz, kırmaya çalışırız. Olursa olur, olmazsa olmaz. Çok kolay yani o da. Hani birkaç item istiyor sizden. iPhone'unuzu tamir ediyorsunuz. E, zaten kırıldığında size kırıldı diye uyarı veriyor. Her neyse. E, şimdi uzatmadan bir başlayalım bakalım, içine bakalım neler var neler yok diye. Ayarlar kısmından şifremizi açtık. Add SD kart. Tamam şimdi. SD kart dediğimiz şey hafıza kartı. Bence burada modun yapımcısı çok güzel bir diss atmış. Apple'a çok güzel bir diss atmış bence. E niye böyle düşünüyorum diyebilirsiniz. Çünkü biliyorsunuz Apple marka cihazlara hiçbir şey takılamıyor. Ayrıyeten bir harici hafıza takılamıyor. E bunu modun yapımcısı galiba burada hani orada bir gönderme yapmak işte istemiş. E bu iPhone'a nasıl takıyoruz? Yani normalde böyle bir şey yok. Ee, ama modun yapımcısı orada herhalde trollemeye çalışmış. Ee, 1905 girelim tekrar şifremizi. Bakın şu şifreyi de kaldırayım artık. Çok hani şey olmasın çünkü çok açıp kapatacağım ben tanıttığım için. Şifreyi kaldırdım bakın şunu off yaparsanız şifre gider. Ee, şarj olayı zaten var onu da göstereceğim. Add SD kart yapalım şimdi. Evet burada modun yapımcısına helal olsun. Gerçekten güzel bir diss atmış Apple'a. Ee, şöyle şuraya da tanıtayım size. Şu en üstteki şey e, bu iPhone zaten onu geçin. E, onu yapmak için ana malzemeler 5 tane şunlar. Bir tane çerçeve, e, bir tane batarya, bir tane işlemci. Bunun da üstüne A7 yazmışlar. Evet bu iPhone'larda kullanılan A7 işte A6 falan. Onu da gerçekten güzel yapmışlar. E, i̇şlemci demek bu. Şu displayde işte ön tarafı, şu arka tarafının çerçevesi. Kabu yani şu elektrik var zaten e, mod boyunca bize lazım olan bir şey onu yapımını şimdiden göstereyim isterseniz. İki tane ip lazım örümceklerden öldürdüğümüz ipler. Bir tane redstone maden buluyorsun madenden buluyorsunuz lapis lazuli de öyle madenden buluyorsunuz. E, gül kırmızısı rengi gülü alıyorsunuz kremlik'e koyuyorsunuz e, bir tane gül kırmızısı alıyorsunuz. Şimdi o boyayı falan aldıktan sonra böyle diziyorsunuz. Bunu bir kere dizdiğinizde iki tane elektrik wire alıyorsunuz. Elektrik wire bakın her şeyin yapımında kullanılıyor. Bunda bile bir tane, şunda iki tane, şunda bir tane, şunda iki tane. Sürekli her şeyde kullanılıyor yani. Gerçekten e, yapmak için her şeyde kullanıyorsunuz. Bir e, bizim konumuz neydi ha? E, hafıza kartı. Hafıza kartını yapmak için de onu kullanıyorsunuz. İki tane kullanıyorsunuz hatta. E yap şey yaprak diyorum e yaprak da olur aynen e, kağıt yapmayı da biliyorsunuzdur zaten alt kağıt lazım üç tanesi için e, üç tane şeker kamışı gerekiyor bakın şu şekilde diziyorsunuz 3 tane kağıt e, buraya da üç tane şuraya da üç tane koyduktan sonra e, bir tane kitap yapıyorsunuz kitap da yine kağıttan ve deriden deride biliyorsunuz ki ineklerden çıkıyor her neyse e, Kitabınıza yapıyorsunuz. En son bu şekilde göstereyim. Böyle diziyorsunuz ve bir tane e, hafıza kartı elde ediyorsunuz. Tabi bir tane yetmeyecek. E, her neyse. Baya bir yapın yani. 60 tane yapın hafıza kartı. E, şimdi. iPhone'unuzu açıyorsunuz. Ayarlara geliyorsunuz. Buradan add SD kart diyorsunuz. Ekliyorsunuz. Bir süre ekliyorsunuz. Yani çünkü uygulama yüklemek için bir hafızamız olması gerekiyor. Eğer bunu yüklemezseniz e, hafızayı e, uygulamada yükleyemezsiniz marketten. Neyse onu ileride göstereceğim zaten. Iııı. E, EDSD kart diyerek ben birkaç tane ekliyorum işte. Şu an 20-21 tane falan ekledim. Ee, şey. Bunları ekliyoruz ama elimizde olması lazım yani eklemek için. Şöyle bu dışarıda olursa hani ekleyemeyiz tabi. Envanterimizde olması gerekiyor. Envanterimizde yoksa zaten hani eklemiyor bakın. Ama elimizde ise çatır çutur ekliyor hafıza kartlarını. Neyse bunları ekledik diyelim. Iıı ee, açalım iPhone'umuzu marketimize gidelim. Ee, markete bir bakıyorum ki para birimi emerald. Evet yanlış görmediniz gerçekten emerald Buradaki para birimimiz emerald ee, Yani yani kaç papelmiş mesela Ha iPhone'um kırıldı bu arada bu çok güzel oldu Videoda kırılmasını çok istiyordum iPhone'u kırılınca sevilen ilk insan benim amına koyayım <laughs> Videoda kırıldı diye çok sevindim neyse ee, Ne diyor ee, Kırılan parça diyor işlemci diyor Oo, O zaman bu yarra yemiş Bu gitmiş bu, tamam bu telefondan iflah olmaz Bu çok pahalı tutar Şimdi işlemcisi kırılmış neyse e, Şaka bir yana Buna bir işlemci yapıyorsunuz, şu şekilde şuradan alayım hatta ben bir tane İşlemcini yapımı da bu şekilde zaten hani hazır çıkmışken ortaya göstereyim 3 tane demir 2 tane ston bir tane şu elektrik var başında gösterdim zaten nasıl yapıldığını bundan bir tane alalım bu şöyle elimize elinizde varsa zaten şuradan kırılan parçayı tekrar gösteriyorsunuz sonra ne diyorsunuz core diyorsunuz ve işlemciniz tamamlanıyor tekrar iPhone'unuz düzeliyor yani. Böyle arada kırılmalar olabiliyor. Yere düşünce falan kırılabiliyor telefon. Veya elinizdeyken de bozulabiliyor. Her neyse işte. Ee, ayarlar bu kadardı. Şimdi marketimizden yani App Store'umuzdan uygulamalarımızı alalım. Bakın 3 papel. E, sonra 5 papel. Şu oyunu alalım mesela. Oyun uygulaması. Alalım bunu. Ee, kazma uygulaması var. tam bunu da alalım. Spawner var. Tamam bunu da alalım. App Dice. Bunun ne olur mu? Boş verin onu istatistikler bunu da alalım tamam lazım olur. 1 dolar zaten bir papel ee, TP olma tamam bunu da alalım biraz pahalı ama aldık bu arada mesela bunu aldım ya eğer hani game modda değilseniz survival oynuyorsanız ve e, SD kartı yapmakta zorlanıyorsanız yani hafıza kartı yapamıyorsanız çok fazla e, mesela 64 tane falan yapmanıza gerek yok 5-10 tane yapın e, yeriniz az olacak ama yerinizi şöyle boşaltabilirsiniz mesela ne nasıl söyleyeyim e, markete girersiniz hani kullanmadığınız bir uygulama var. Mesela ne diyeyim? Ee, şu TP'yi kullanmıyorsunuz. Remove diyorsunuz ve siliyorsunuz. Yeriniz açılıyor. Yeriniz boşalıyor yani. İsterseniz dilediğiniz zaman bunu tekrar indirebilirsiniz. Download diyerek. Ve telefonunuza kurabilirsiniz. Entity bunu boş ver. Şunu da boş ver. Bu Magic bu gerçekten mükemmel bir şey. Zaten o yüzden de biraz pahalı. Bunu da alıyorum. Ee, şunu da alıyorum. Bu da çok güzel. Gerçekten çöp kuvası resimli şey de alın. Ee, bunu boş verin. Hava durumu da alalım. Bunu da boşver öyle dedi. Eee TNT tamam bir de bunu alacağız. Bir de müzik alacağız. Tamam daha da bir şey gerek yok ya. Hesap makinesi falan yalan hikaye. Bunları boşver. Tamam. Tamam şimdi eee emerald'la ve yani paramızla ve e, hafıza kartlarımızla işimiz bitti. E, şu charger'lar ne işe yarıyor? Bunları da göstereyim hemen hazır açmışken. Ee, bu böyle yapılıyor bunu da yapmak için tabii ki her zaman gibi elektrik var lazım bir tane batarya lazım bataryayı da yapmak için elektrik var lazım bu batarya bakın şöyle yapılışı bir tane kömür iki tane bundan dört tane de demir şu şekilde dizince bir tane batarya o bataryayı yaptıktan sonra yine dört tane demiri böyle, bir tane elektrik wire böyle, bir de kömürü böyle. Biraz böyle burası çok zahmetli bir şey ama bu bataryayla fullüyordur e, bataryayı. Çünkü Game Mode 0'dayken size şöyle göstereyim. E, Game Mode 0'da yapayım biraz. Bakın şurada bir hani şey çıktı. Bakın e, yeşil bar çıktı. Hani bu böyle kullanılma süresi var bunun. Bu şarjı bitince bitiyor yani açılmıyor bir daha telefon. E, bunun için bunu şarj etmemiz gerekiyor. Mesela şunu alıyorsunuz. E, böyle açtıkça telefon, telefonun şarjı gidiyor. bakın. Bunu açtıkça sürekli şarjı gidiyor. Yavaş yavaş. O yeşil şey yavaş yavaş azalıyor. Bakın baya bir hani şurası gitti artık. Bunu fullemek için alıyorsunuz. Bunu buraya koyuyorsunuz. Bir tane şarj yapıyorsunuz yani pil yapıyorsunuz. Şöyle yanına koyuyorsunuz. Ha şey de olabilir şuradan şarj da olabilir. Aynen tamam böyle tamam. Ee, yanına koymuyormuşuz. Pardon kusura bakmayın. Ee, şu an bunu kendim keşfettim. Heh, yanlış bir bilgi, bilgi vermedim Allah'tan size. Ee, şu an keşfettik onu Allah'tan. Ee, arkadaşlar. Elinizde şarj varsa iPhone'u açıyorsunuz. E, buradan ayarlara geliyorsunuz. Buradaki şarj şeyine tıklıyorsunuz. Şarjı bakın şurada yeşil şey. Bu Buradan şarjı çekiyor direkt. Bakın. E, geliyorum elimde şarj şeyi var. E, pili var. Buna tıklıyorum ve şarjım fulleniyor. Bu şekilde şarjını da fullleyebilirsiniz. Şöyle koyalım. E, iPhone'umuz tam bizde kalsın. Ve üst tarafa bakalım. Bunu da göstereyim hemen bir çabuk size şöyle. Ee, cover yani dış çerçeve. Bunu yapmak için bir tane elektrik wire En başta gösterdiğim şey. Yine göstereyim şöyle kısaca. Ee, gerisi de pantolon şeklinde demir. Şöyle diziyorsunuz. Bir tane e, çerçeve elde ediyorsunuz. Bir de ekranın ön kısmı var. Ee, burayı da biraz zahmetli ama yapıyorsunuz işte. 4 tane altın. E, bir tane düz cam. Düz cam da şu şekilde yapılıyor camları dizerek. Ee, iki tane elektrik wire Şu şekilde dizince hepsini bir tane ön kısım alıyorsunuz. Ee, bir de tabi işlemci var. İşlemci de gösterdim zaten yine de göstereyim şöyle şeklini. Ve e, bir tane batarya lazım tabii ki. Batarya da bu şekilde. Bunu da gösterdim ama yine göstereyim. Ee, bir de elektrik var tabii ki. Yani bu her şey için lazım. Yani genel iPhone'u yaparken bile bir tane lazım ondan. Şimdi neyse bunları aldık diyelim. Craftingimizi alalım şöyle, şuraya koyalım. Ee, açıyoruz burayı tamam mı? Aynen, açıyoruz burayı. Nerede o şey? Hı. Bakın şöyle diziyoruz. Display diziyoruz buraya. Sonra bunu koyuyoruz. Ee, sonra ne koyuyormuşuz? Şu bataryayı şuraya koyuyoruz. Sonra şu işlemciyi şuraya koyuyoruz. Ee, şu elektrik var ya da buraya koyuyoruz ve bir tane sıfır iPhone elde ediyoruz. Bunu böyle alabiliyoruz işte. Ee, bunu ben açtığımda sahibi ben olarak gözüküyor. Şu an bir sahibi yok. No owner yazıyor bakın. Hiç açılmamış sıfır bir iPhone. Şimdi bunu şöyle bir yere koyalım. Hatta şuraya koyalım Heh. Sıfır iPhonelar burada tamam ee, Bunu da göstermiş olduk Şu an göstermediğim yapılış olarak Hiçbir şey kalmadı Sadece iPhone'un uygulamaları kaldı Onları zaten merak ediyorsunuzdur tabii ki de ee, Muhtemelen şu an videoyu da ileri sarmış Olanlar vardır illaki Çünkü bu kısımlar çok sıkıcı Neyse ee, şuradan ben kendi iPhone'umu alayım Ve dışarıda özelliklerini keşfetmeye başlayayım İlk öncelikle akşam olmuş Ben bunu bir sabah yapayım Hava durumu uygulamamla ee, şöyle sabah yapayım. Evet çok kolay bir şekilde böyle komut yazmadan aşağıya yapıyorum. Ee, veya şuradan işte şeyimi seçiyorum. Time set 1000 diyorum mesela. Set time diyorum. Time set 1000 oluyor. Gibi. Toggle rain dersem yağmur yağmaya başlar. Tekrar toggle rain dersem yağmur kapanır. Ee, buradan direkt day ve night komutları da var. Night dersem akşam olur. Day dersem günün orta saatleri olur. Ee, hava durumu bu şekilde. TNT uygulaması var. Bunu da hemen göstereyim size. Ee, şurada uzakta bir yerde göstereyim tabii ki bunu. Ee, şöyle gidelim. Tam buraya patlatabiliriz. Direkt patlatıyoruz. Bakın şöyle. TNT'ye tıklıyorsunuz. Buradan koordinatlarınızı şu DMG'ye bir kere tıklayın. Geliyor zaten koordinatlarınız buraya. Şu DMG'den sonra 10 yapın. Fire dediği şey patlamadan sonra etrafta ateş yansın mı, yanmasın mı şeyi. Bunu 10 yaparsanız yanar. Off yaparsanız ateş yanmaz. Ben 10 yapacağım. Ateşler de yansın. Patlama büyüklüğü Explosion Size Bunu da şöyle bir 50 yaparsam iyi olur çünkü 100 gerçekten Büyük olur 1000'e kadar gidiyor zaten ne kadar isterseniz o kadar gidiyor Bunu bir 50 yapsak şimdilik yeterlidir Çünkü hani mağazanın o taraflar Patlar falan diye korkuyorum Şimdi bunu bir 60 50, 60 yapalım tamam Explode dediğimde patlayacak 1-2-3 Evet bu şekilde Patlıyor buralar Şöyle ateşlerde de dediğim gibi bakın yanıyorlar. Ateşleri açmıştık hatırlıyorsanız ve ateşler yanıyor şu an. Bu şekilde işte patlatabiliyorsunuz etrafı. Gerçekten çok güzel bir şey. Bir iPhone'la neler yapabiliyorsunuz yani düşünün. Ateşler buraya kadar sıçramış bu arada. Patlama büyüklüğü de buralara kadar gelmiş yani patlamanın şeyi bakın. Buralar bile kırılmış. Evet şu ağaç zaten komple gitti. <laughs> Neyse şunları da şöyle alalım şuradan. Hı. Ee, şöyle game modu birimize de geçelim tekrar. Şunları silmeyeceğim. Şöyle atacağım. Hı. Evet. T ee, TNT uygulamamız böyleydi. Patlamayı artık bin yaparsanız siz ne olacağını düşünün yani. 50 de bile böyle patladı. Neyse müzik var. Müzik gerçekten çok güzel. Biraz sesini açayım. Şöyle iyice açayım. Ve müziklerimize bakalım. Ah, iPhone yine kırıldı. Oğlum iPhone kırılınca mutlu. Bu sefer bataryası bozulmuş bakın. Şimdi bir tane batarya lazım bana. Ee, var zaten elimde. Şuraya koyuyorum bakın. Açıyorum iPhone'umu. Ne bozuk bakıyorum tekrar. Batarya mi? Batarya diyorum şuradan. Hop düzeliyor. Bu kadar basit. Ee, bu arada şarjımız da azalıyor. Neyse. Şurada da şarjımız gözüküyor bakın. Ee, müziğe bakıyorduk en son. Müzik dinleyecektik. Şu en alttaki müzik vardı. Heh, bu çok güzel gerçekten. Dım, dım, Çok güzel lan gerçekten bu güzel ya Hani ben bunu dinlerim yani oynarken mesela. Mellohi neymiş? Bu da iyi lan. Far. Beğenmedim. Blocks. Vay bu tam kopmalık. Ayşem dur. Güzel bu güzel aynen. Stop deyince de durur. <laughs> yani stop deyince de ne olacak başka duracak. Bu şekilde müzik de dinleyebiliyorsunuz. Kulaklık yapma da vardı ama kulaklığı göstermek istemiyorum ben şu an. Şöyle hatta şuradan da göstereyim. Kulaklık da şu şekilde. Neyse başka ne gösterebiliriz onlara bakalım. Evet şimdi. Magich'i göstereceğiz. Magich uygulamasını göstereceğiz. İlk önce Split'ten başlayalım. Şuradan ne kadar hani size büyü vereceği zamanı var bunu seçiyorsunuz. Bunu buradan şöyle bayağı bir hani yapın. Zamanı şöyle bayağı bir arttırın. Bu zaman çünkü saniye ile eş eşdeğer değil. Şu an 16 saniye 20 saniye falan verecektir herhalde. Level'ını buradan bayağı bir yüksek yapın ama fazla abartmadan. Şöyle 51 yeterlidir. Epli diyeyim ve olacakları görün, e, hızınızı görün. Evet, bu şekilde acayip hızlı bir şekilde gözükmüyorum resmen. E, öyle hızlı koşuyorum. Bakın 10 saniyen falan daha var şu an. Evet harbiden yani bayağı bir hızlandım. Saniyen bitene kadar böyle hızlı şekilde koşuyorum. E, tek verebileceğim şey büyü hız da değil. Aynen şu an saniyesi de bitti tamam. Aynen. Tek verebileceğim şey hız da değil. E zıplama desteği de verebilirim kendime. E, nereden yapabilirim onu? Şöyle speed'i değiştiririm şuradan. E, yavaşlık falan gereksiz ama ha jump boost. Jump boost e, zıplama desteği. Şimdi bunun zamanını bayağı bir arttıralım şöyle. E, 400 mörtüz yapalım. E level da şöyle 71 yapalım ve apple diyelim. Zıplayacağım şimdi. Zıplıyorum. Ve gerçekten mükemmel ya. Harbi va. Çok güzel lan. Şuna baksana abi. Çok güzel lan. Game of geçeceğim. çılgınlık yapacağım. Allah düşüyorum. Ana ölmedim lan. iki kalp canım kaldı. Hem de zırsı. Allah bu sefer bok yedim. Bu sefer bok yedim dur. Game mod 1'e geçebilecek mi? Geçebilecek mi? Lan. Geçemedim game mod 1'e geçemedim havadayken. Neyse. Kaldığımız yerden devam edeceğiz zaten şuradan. Şunları şöyle atalım. Heh. Evet zıplama desteğimiz de böyleydi. Oradan kendimize büyü verebiliyoruz yani. Bunu da 10 10 Emerald'a mı almıştık yanlış hatırlamıyorum. 10 veya 12 Emerald'a almıştık. Fazla pahalı değil ya. Şu spamları göstermek istiyorum size. spamları şuradan koordinatlarınızı şöyle seçin işte. Dur bakayım koordinatlarım neymiş. 402'ye. 402, ye. 402 ye yapalım şunu. Aynen şöyle 403 olsun. şuradan ne spamlayacağını seçiyorsunuz. Mesela tavuk spamlamak istiyorsanız böyle diyorsunuz evet. Buraya spamlar geliyor. Ve şuradan tavuklar birer birer spamlanıyor. Burada yaratıklar da var tabii ki. İşte zombi falan da spamları çağırabilirsiniz. Şu şekilde yine onlar da. Ee, nerede? Mesela at falan her şeyi çağırabiliyorsunuz ya. Bütün yaratıkları burada çağırabiliyorsunuz. Bütün hayvan yaratıklarını hepsini çağırabiliyorsunuz. Mesela spider spam'ını bakın bu şekilde oluyor. Ee, geliyor yani olduğunuz yere otomatikmen. Ee, onun dışına göstereceğim şey ne olabilir? Ee, TP uygulaması olabilir. Yanlış şuraya bir e ee, ne çekeyim? Spam point çekeyim ki hani e, kaybolmayayım. Şimdi te şarjım da gerçekten bitiyor iPhone işte. Amına koyayım böyle telefonunu Apple'ın da amına koyayım şey ne? E ee, neyse lan şimdi izliyorlardır, mı? izliyorlardır. <laughs> e ee, koordinatını şuradan şöyle ayarlayayım. Mesela teleport diyeyim. Aynen şu an teleport oluyor. Mesela şunu şöyle yapayım. Aa böyle teleport olabiliyorsunuz. Şu şekilde gidiyorsunuz. Böyle. Böyle şu koordinatı buraya ne yazarsanız işte şöyle ne ayarlarsanız oraya doğru gidebiliyorsunuz. Teleporta tıklayınca ee, gerçekten bu da güzel bir şey. Şimdi bir başka uygulamamız bu gerçekten mükemmel bir uygulama. Ee, çöp kutusu hani resimli bir şey vardı ya. Şimdi elime ben mesela bir tane diamond e, kılıç alıyorum. İkinci slotta diamond kılıç var değil mi? Şu slotlarda kılıç varsa bunu görecek zaten o otomatikmen. Açıyorum o uygulamamı tekrar. Bakın elimde şu an ne seçili? iPod değil mi? iPhone işte. Ee, seçili Bunu şuradan sağa tıklıyorum bir tane diamond sword'um var Onu görüyor işte burada elinizdekileri görüyor zaten Diamond sword'u görünce Bir bakıyorum şurada enchantment yeri var Yani bu uygulama sayesinde Enchantment table yapmanıza uğraşmanıza gerek yok Direkt bu uygulamayı satın alın ee, Zümrütünüz varsa ve buradan enchantment table'ınızı Yapın ee, diyorum Buradan işte item'i atabilirsiniz de şöyle Drop derseniz yere atar düşürür yani ee, Clear derseniz siler Onun dışında Lan amına koyacağım yağmur senin ha e, clear derseniz e, siler. İsmini buradan değiştirebilirsiniz işte. E, daha sonra başka ne yapabiliriz? İsmi değişti mi bunun? Aynen değişti bakın. İsmi buradan değiştirmek gerçekten hani şey de oluyor yani bu şundan da oluyor. E, anvil de oluyor. Earth de oluyor yani. Bu ismini değiştirebiliyorsunuz direkt. Hani şöyle e, bunun içine koyup hani ismini şuradan ayarlayıp değiştirmeye gerek yok. Direkt ee, şuradan dur lan. Zaten şu an alamıyorum. Enchant puanım yok. Ee, direkt buradan böyle açıyorsunuz. Ee, nereden diyeyim? Şuradan ismini şöyle. E, enchant puanı istemeden değiştirebiliyorsunuz. İstediğiniz ismi yapabiliyorsunuz buradan. Ee, onun dışında clear boş ver, duplicate boş ver, tamam. Bunların hepsini boş ver. Repair'da herhalde bunları yeniliyor. Hmm. Güzel. Neyse değişik bir şey. Aynen. Şimdi enchantment da buna şey basıyor. Sharpness nerede? Sharpness basayım ben buna mesela. Sharpness 1. levelını seçim. Sharpness 3 bassın. Ettiğim. Ve bakın artık enchantment table yapmadan kılıcım enchantlandı. Ve 10.75 vuruyor artık. Gerçekten mükemmel. Şöyle çok iyi bir kılıç oldu. Bu enchantment table bir de niye güzel? Hani normal enchantment table'da şans olayı var. Normalinde hani böyle istediğiniz şeyi basamıyorsunuz. Şansını ne gelirse... Burada istediğinizi basıyorsunuz. Level ile birlikte istediğinizi basabiliyorsunuz. Hem de hiç level'ınız gitmeden. Uygulamayı parayla almanız yeterlidir. Ee, bu da güzel bir uygulamaydı. TP'yi gösterdik ona istatistikler var mesela. Ee, burada hani zamanın ne olduğu yazıyor. Şu an zaman mesela 11.440'mış şu an hava. Birazdan kararacak zaten. Bakalım şimdi kaç? 11.612 böyle böyle havayı da gösteriyor. Skorunuzu, mukarınızı her şeyinizi gösteriyor. Koordinatlarınızı gösteriyor. Ee, doğum yerinizi falan gösteriyor. Süreyi hepsini gösteriyor burada. Ee, bir de son olarak hay, Oyunumuzla şi, burada, Bu arada buradan sayfa değişebiliyorsunuz hani, Uygulamalarım nerede diye falan bulamıyorsanız Şu sağa ve sola tıklayınca değişebiliyor Şöyle çeviremediğimiz için Dokunmatik gibi buradan ayarlamışlar Şarjım bitmeden bunları da göstereceğim inşallah ee, Şimdi Bir tane oyun uygulamamız var ama Bunun için bir gold nugget lazım Şöyle gold nuggetları alıyoruz ee, Bunun önceki versiyonunda gerçekten Güzeldi bu oyun bir tane oyun vardı böyle Harçlar harfler falan geliyordu Sizden onu buluyordun böyle aklına tutuyordun. Ama bu gerçekten saçma bir oyun. Bu ne? Ben bunu hiç anlamadım. Gerçekten anlamadım. Bok gibi bir oyun şu an. Herhalde her şeylerin, rakamların aynı gelmesine falan bakıyor. Galiba öyle bir şey. Ha, aynen. Bak bir şey oldu ki şu emerald geldi. Şu an hepsi sayılı geldi. He şöyle anladım lan. 3 3 3 geldi o yüzden. Bir tane emerald verdi. Hepsi gelirse diamond veriyor herhalde. Biraz oynayalım şöyle. Bir tane oynadığınızda jeton gibi bir tane gold nugget çekiyor sizden. Oyunu şu an çözdüm ama sizle birlikte. Bunu çözememiştim ama hiç beynim basmamıştı şimdi anladım. Bu ne lan böyle oyun mu gold nuggetlarımız boşuna gidiyor. Bak şöyle. Aynen, Oğlum kumar lan bu kapat lan bunu kötü lan bu. <laughs> Neyse şimdi son uygulamamız herhalde. Kazma uygulaması. Şarjım bitmeden şunu da göstereyim. Şöyle şu tarafı kazı ki hani şeyimiz gitmesin. Bu arada telefonum var. Şuradan direkt havayı güneşli yapabiliriz. Gerçekten çok güzel ya çok kısa yollar var. Alışırsanız güzel bir mod. Evet son olarak şunu göstereceğiz. Şimdi şöyle baktığımda bunu böyle yükselttik. Şöyle bir mine diyeyim ya bir mine diyeyim hani ne olduğunu görün. Şöyle kazıyor bakın. Bu kazıyor yani bu uygulama kazıyor. Buradan hani ne tarafı kazacağını falan ayarlayabiliyorsunuz. Skip ores bu madenlerle alakalı işte madenleri geçsin mi kassın mı falan mine diyor işte. Baya bir şöyle kazıyor falan. Bu da güzel bir şey. Bunu da çözerseniz iyi bir şey. Neyse mod bu kadardı. Bugün bu kadar. Ee, daha fazla gelmesini istiyorsanız like atın lütfen. Like patlaması yapın ve yorum patlaması yapın. Aşağıda hepsini cevaplayacağım. Neyse hoşçakalın bay bay.